bir iş güç, gerçi bir iki bir şey vardı ama olmadı açıkçası. Şu dönemde olmadığına da sevindim. Normal hani rutin işler, doktor kontrolleri, bir sürü o. Peki, bütün olması gerekenler. Olmama nedeni senaryo beğenmemek mi yoksa? Senaryo değil, televizyon. Ha, yok yani gelen sunuculuk. Senaryo. Ha, sunuculuk. Evet, evet. Öyle denk gelmedi, çok uyuşmadı bende o yüzden. Şu an yapılan işlerde beğendiniz var mı? Var tabii canım. Projenin yani içinde olmak istiyorum dediniz. Öyle yok. Herkes o kadar güzel oynuyor ki seyretmesi gerçekten güzel. Öyle bir şeyim yok yani. Peki tercihiniz olsa dijital platform mu yoksa çok net? Net. Çok net. Hiç. Peki hani net, netlik açınız nedir? Hani neden net? Şundan dolayı net. Bir kere çalışma saatleri ve yani bir başlıyorsun, hepsini çekiyorsun ve tamam bitti diyorsun. Çocuklu bir hayatta öyle olması çok daha avantajlı. Sinema filmi çekmek gibi. Yani ne zaman başlayacağını, ne zaman bitireceğini biliyorsun. O yüzden çok daha makul ve mantıklı dijital platform. Ben kalmışım. Çok geç girdim ben konuya. İşte o kadar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Kaşlarımı yakından almayın. Kaşlar? İşlem görmüşler. Ya işte ondan çekme beni diyordum da bugün röportaj yapmıyorum. Bir şey olmaz, uzaktan çekeriz dediler. Evet, yeni boyattım. Ondan böyle. Acıvatla kara göz gibi geziyorum. Teşekkür ederiz. Tamam, kırmadınız bize. Rica ederim. Kolay gelsin. İyi bakın kendinize. Son olarak Zeynep Hanım, Ozan Güven'i sorsaydık hani ilk baş çok destek oldunuz. Hala bir şey söyleyeceğim. Destek olduğum konu şuydu. Ben Ozan'ın böyle bir şey yapacağına inanamadım gerçekten. Hani ve sonrasında da şeyi ekledim. Yaptıysa en çok ben karşı dururum dedim. Orası oradan aldı, iş başına gitti. Mahkemeye taşınmış bir iş hakkında, yani bir olay hakkında konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu ülkede o zaman herkes savcı, herkes hakim. Herkesin cezasını herkes versin. Böyle bir dünya yok. Mahkemede ne sonuç çıkacak, ona göre hepimiz cephemizi alalım. Bundan daha mantıklı bir şey yok bence. Bu olaylardan sonra işte Ozan Bey'le hiç konuşabildiniz mi? Hiç konuşamadım ama denk gelirsem hani gördüğüm zaman. Ortada hani bunu hiç... Sonrasında hiç takip etmedim. Ne oldu, ne bitti. Mahkeme süreci bildiğim kadarıyla devam ediyor. Evet. Sonucu anlayacağız ve göreceğiz yani. Ben bir oyuncu olarak sormak istiyorum. Ozan Bey'in benim kazancım, gelirim 5000 lira gibisinden bir... Görmedim onu ya. Öyle bir açıklaması vardı. Hani, aylık kazancım benim 5000 lira kazanç olarak söylüyorsa belki olabilir. Şu anda çalışmıyor çünkü. Ama hani biriktirdiği parayı sormamışlardır herhalde. Yani ne diyeyim. Peki beraber bir rol gelse şu an oynar mısınız Ozan Bey'le aynı projede birlikte şu an? Yani şu anda öyle bir durum yok ki. Ortada hiçbir şey yok zaten. Hani mahkeme sonuçlanmamış, etmemiş, bilmem yok, ne. O olaydan harici yani. Tabii ki Ozan benim yani çok eski arkadaşım. Tabii ki bence çok da iyi bir oyuncu. Seve seve oynarım yani. Sonuçta, Allah, şaka mı yapıyorsun Ozan Bey? Ne işiniz var burada? Gerçekten. Ağzından lollipopla geliyorsun. Bayağı şok ettim. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Arkadaşlar bebek dediğiniz bir yerde de ne işiniz var hepiniz burada? Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Fazla Say'ın bir açıklaması vardı dün. Evli olsak da ayrı ayrı evlerde yaşarız gibisinden. Siz böyle bir şey hani olumlu bakar mısınız? O zaman niye evleniyoruz? Böyle bir şey olumlu bakar mısınız? Hani evli olsak da ayrı evlerde yaşarız. Hani iki tane evimiz olabilir. Eşim ayrı, ben ayrı yaşayabilirim Allah gibisinden. Allah korusun, o zaman boşanmış olurdum herhalde yani. Yok. Yani aile dediğin şey aynı çatının altında olduğu zaman bir anlamı var. Yoksa aile olmanın ne anlamı var ki? Yani doğru. Teşekkürler. Var mı bir şey arkadaşlar? Teşekkürler. Teşekkürler. Defa alalım. Kaşları çekme.